68 yılında, çünkü siz şiir deyince evet, hemen eşinizin size özel ilk yazdığı. Şiir kahramanı olmak çok hoş bir şey. Çok güzel bir şey. Hem şair tabii. Yazarlık ben, yönüyle. Bence de çok mutlu. Çok mutluyum. Çok çünkü şey. O zaman onun sevgisinin derinliğini hissedebiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Allah bozmasın. Evet. Ant Olsun Aşka isimli kitabından böyle hemen Yanar Kuş 1968 yılı Erzurum'da yazılan bir şiirin evet, küçük bir paragrafını paylaşmak istiyorum. Issızlığın perisini çağır taş duvar al beni, al kuş tüyü duyarlılığımla kanatlarına, gecenin koynundan geçir, götür uzaklara, ses ver ki toprağın el ayak değmemişliği bozulsun. Boşansın sarı namlulardan ölüm saatinde duş, vurulmuş kurşuni kartal çaresizliği solusun ve yankılansın uçurum köşe bentlerinde yanar kuş şeklinde başlayan ve Erzurum'da yazılmış, dediğim gibi 1968'de eşinizin size ilk yazdığı şiir. Evet, evet, yanar benim kuş için isim. Yazdığı şiir. Ne güzel. Ve de, sonrasında? Ve de daha nişanlı değilken yazdığı bir şiir o. Çok evet, güzel. Harika. Benim için yazdığı bir şiir. Evlenmeden önce ben kendi kendime bazı kurallar koydum. Ben herkes gibi çok duyuyorduk. Eskiden daha da çok vardı. Gerçi şimdi de var ama belki şey değil. Böyle kayınvalide gelin ilişkileri. Hmm. Görümce gelin ilişkileri. Gerginlikler. Evet, gerginlikler, tartışmalar. Bunları ben kendi kafamdan kendime kural koydum. Bunu kimseye söylemeden kendime söz verdim. Çok güzel. Ben bunları yaşamamalıyım. Yaşamayacağım. Ne kayınvalidemle, ne görümcelerimle, ne kendi kardeşlerimle hiçbir zaman kötü ilişki içerisinde olmayacağım. Ya çok güzel. Hep affedici ve de saygı gösterici olursanız, gerçekten ben hep onlara saygı gösterdim. Hı hı. Ben onları incitmedim ama onlardan da incinmedim. Çok güzel. Böyle İşte iki tarafın olunca uyumu budur. Evet, çok güzel. Böyle olunca şey. Ben bunu kendi kendime kural koydum. Onun için ben kardeşlerimle ilişkilerim çok güzel, hala çok güzel devam ediyor ama benim eşimin kardeşleriyle ve ailesiyle ve evet annesi ve babasıyla da ilişkilerim çok çok güzel devam etti. Beni o kadar çok severlerdi ki kayınvalidem bir gün demiş ki, çocuklar Zuhal'in yanında bana çok anne demeyin, üzülür. Çok anne lafına çok üzülür diye. Bunu, ama çok güzel bir hassasiyet evet, bu çok, çok hoş çok bir şey. Bir bu iki tarafında evet, evet bu çok emek harcayarak. Evet, bu şimdi ben burada bir şey müsaadenizle eklemek istiyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi akrabalık bizim evet, kan bağımızla elde ettiğimiz bir şey. Yani kazanılmış bir statüdür. Ama hısımlık evet, evlilik yoluyla kazandığımız akrabalardır. Yani hukuki akrabalarımızdır ve hukuk çok evet, ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki evlilikler bitse dahi sizin hısımlarınızla olan ilişkiniz bitmez. Yani düşünebiliyor musunuz? Eşinizden ayrılabilirsiniz diyor ama eşiniz vasıtasıyla kazandığınız akrabalara arkanızı dönüp gidemezsiniz. Sebep? Çok mantıklı bir sebebi var. Nesebi korumak. Yani hmm, siz bu kişiyle evlendiğinizde çoluk çocuk sahibi olduğunuza göre o akrabalarınız, yani hısımlarınızla olan ilişkiyi bozarsanız çocuğun dayısından, teyzesinden, halasıyla olan ilişkisini de bozarsınız. Evet. Buna hakkınız evet, yok, yok diyor. Bence de bakın yok, çok mantıklı bir bence şeydir. Biz tamam yok, evlendik şahıs olarak arkamızı dönüp gidebiliriz ama madem nesebi ileriye doğru korumak varsa o zaman diyor geriden gelen akrabalarla olan senin hukuki ilişkin bitemez diyor. Devam etmek zorunda. Evet, yani hı, dolayısıyla da biz şu an bile beraber yaşadığımız ailelerimizle kan bağı olan insanlarla bir ilişkimizi değerlendirirken hukuk ve tıp, psikoloji de diyor ki hayır, sadece bu yönde değil. Senin bir de karşı taraflı olan ilişkin var. Kazanılmış hukuki bir akrabalığın var. Ona da saygı göstermek zorundasın. Lütfen böyle bakalım olaya. Yani ben çocuğumun dayısına, teyzesine, halasına olan ilişkisini bozmama gibi bir de sorumluluğum evet, var. Sohbete şey devam edeceğiz yok, ama anne hikayeleri kısa bir araya gidiyor. Ardından burada olacağız efendim. Ile anne hikayeleri devam edecek. Sizin için ne yapabilirim? Beni 50 dolarlık bir akşam yemeğine de götürebilirsin. Beni şaşırt. Hiç
Düşündün mü? Gerçek bir televizyon olsaydı o maceraları yaşadığını hissetmek için dışarı çıkmana gerek kalmazdı. Macera dolu bir hayatım olduğunda bir televizyona ihtiyaç duymayacağımı düşünmek daha çok hoşuma gidiyor. Aşk Dedektifi bu akşam saat 20.20'de Sinebeş'te. Cilt yenileyici cildinizin doğal nemine kavuşmasına ve yenilenmesine yardımcı olur. Vücudun ve ruhun melodisi. Adım Ahmet. Demir işçisiyim. 3 ay önce eşim rahatsızlandığında sigortasız çalışmanın ne demek olduğunu anladım. Tam eşimi nasıl tedavi ettireceğim diye kara kara düşünürken arkadaşlarımdan Alo 170'i öğrendim. Şimdi sağlıklı bir eşim, mutlu bir ailem ve güvenli bir geleceğim var. Ahmet gibi binlerce sigortasız çalışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hizmeti Alo 170'i arayıp hakkını aradı. Alo 170 ile sen de hakkını ara. Kendinizi ifade etmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Avon'dan Color Trend Makyaj Serisi. Günün her anı, her duygusu için yeni bir renk, yeni bir sen. Arkadaşlarla eğlenmenin en renkli hali. Yeni Color Trend Makyaj Serisi. Sadece Avon'dan. Avon temsilcinizi arayın. Avon. Her şey kadınlar için. Konut sahipleri. Elektrik ve su aboneliği için ilk adım zorunlu deprem sigortası. Sallanmayın. Sigortanızı yaptırın. Evinize hayat verin. Sanat ve yaşamın buluşma noktası. Sine Kafe. Sine Kafe'den herkese merhaba. Vizyondaki filmler, sergiler, tiyatrolar, konserler, yeni çıkan kitaplar, setlerden sıcak haberler, alışveriş tüyoları ve söyleşiler. Hepsi ve daha fazlası kültür, sanat ve yaşam rehberiniz Sine Kafe'de. Sakın kaçırmayın. Üzülürsünüz. Sine Kafe yakında Sine 5'te. Profilo'yla anne hikayeleri devam ediyor. Anne hikayeleri kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? 0212 alan kodumuzla 331-3085 numaralı telefonumuzdan, twitter.com/annehikayelerinden ve annehikayeleri@sine5.com.tr'den bizlere ulaşıyorsunuz. Ve her gün ekranlarımızda görmüş olduğunuz mektup adresimizden de bize anne hikayelerinizi, mektuplarınızı paylaşabilirsiniz. Yine programımızın içerisine gelen bir mesajı sizlerle, siz sevgili izleyenlerle paylaşmak istiyorum efendim. Otizm hastası oğlumu kurtarmak adına birçok mücadele verdik. Bazı merkezlerde maddi istismarlarda bulunuyorlar. Lütfen bunlara otizmle mücadele eden aileler olarak dikkat edelim. Bizler otizmle mücadele ederken bu tür suistimallerle bulunan, toplumda otizme yanlış gözle bakan insanlara da vicdanlarıyla savaşmaları hususunu özellikle belirtiyorum. Anne Hikayeleri programı hepimizin sesi oldu. Bu anlamda programınızda bizlere de yer verdiğiniz için, engellileri de atlamadığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım diyor Adana'dan Bahar Ilıcı hanımefendi. Mesajını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle dün de aldığımız yoğun ilgili gönderdiğiniz mesajlara da çok teşekkür ediyoruz. 30 yaşında zihinsel engelli bir evladına bakmakla yükümlü mücadele veren bir annenin hikayesine tanıklık etmiştik. Songül Gündem hanımefendiydi. Bugün de 100 yılın annelerinden bir başka annemizle devam ediyoruz efendim. Zuhal Ünaldı ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi tabii
acısıyla, tatlısıyla, eğrisiyle, doğrusuyla birçok konu var. Özellikle çok önemli bir noktaya değindiniz. Siz kural koydum kendime ve aile içerisindeki mesafeyi belirledim dediniz. Özellikle çocuklarla, gelin kaynana ve eşinizin ailesiyle ilgili. Ben burada çok önemli bir noktayı Serap Hanım'a sormak istiyorum. Özellikle gelin kayınvalide birlikte oturuşlarında ya da aynı apartmanda ya da yakın sokak ve mahallelerde oturanlar için özellikle tartışmalar anında şahit olan çocukların psikolojisi. Bu çünkü hakikaten çok önemli. Bazen mesafeyi ayarlayamayan ve Zuhal Hanım gibi örneklerin dışında da örnekler var. Çok var. Evet. Bunlar içinde yaşanan sorulara cevap ekliyoruz efendim. Şimdi bir öncelikle bir şeyin ayrımını net yapalım. Oğlumuzu evlendirirken ya da kızımızı evlendirirken biz artık oğlumuz olma sıfatını, statüsünü başka bir yere taşıyoruz. Yani başka bir yuva kurulmasına aracı oluyoruz, sebep oluyoruz demektir. Ve hepimiz bir başka evin mahremiyetine ve bir başka insanın da yani gelinimiz ya da damadımız olarak varlığına saygı göstermek zorundayız. Yani orası artık bizim sadece oğlumuzun evi olmaktan çok saygıyla, özenle görülüp korunması, kullanması, girilmesi gereken bir mekan, bir hane. İkincisi de tabii gelin alırken biz gelin alma deyimi bile yerleşmiş belki ama bir yuva kurulmasına öncülük edildiğini tekrar hatırlatarak bir gelinin ya da bir başka insanın hayatına karışma hakkımız yok. Bu bizim gelinimiz de olabilir, damadımız da olabilir. Öncelikle onların değer yargıları önemlidir. Onların kendi hayat biçimleri, kendi hayat görüşleri önemlidir. Buna saygı göstermek zorundayız. Ne kadar yakın ilişkiler kurarsak kuralım, eğer çocuğumuzla da yakın ilişkimizi devam ettirmek istiyorsak, o ki çocuğumuzun bizim mülkümüze ait bir nesne olmadığını bilelim tam tabiriyle. Sonuçta karşımızda iki yetişmiş birey var ve kurdukları bir yuva var. Buna saygı göstermek zorundayız. Bunun dışında da tabii maalesef ki hala özellikle boşanmalarda, ayrılıklarda biz çocukların birbirine koz olarak kullanıldığını görüyoruz. Çok üzücü. Ama burada anne babalara ben bir kez daha söylemek istiyorum. Asıl hasar verdiğiniz kişi o kendi genlerinizi taşıyan torununuz, yavrunuz, çocuğunuz. Bir başka insanı yaralamak için bir canlıyı kullanmak ve onun üzerinden annesini ya da babasını kötülemek öncelikle ona sonra kendinize verdiğiniz zarardır. Hep vurguluyorum ben bu merak gibi bu dönüp dolaşıp sizi bulacak 3 gün sonra. Ve çocuklar çok olumsuz etkileniyorlar. Ne açıdan etkileniyorlar? Yani o seslerden, o bilinçaltına oluşturulan o bağırışlardan, tabii, çığırtılardan, belki de uygulanan gözler önünde uygulanan gelin kayınvalide arası şiddetten. Yani evet. Türkiye'de hala var ne yazık ki. Modernize olmuş bir toplum olarak geçsek de eğitim almış olan gelin kayınvalide olmuş olsa bile çocukların yaşıyoruz. Gözü önünde birbirini döven gelin kayınvalide portreleri görüyoruz. Evet, maalesef yaşıyoruz. Bir kere şiddeti artık toplum olarak zaten devlet tüm kurumlarıyla hayır diyor ve bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler de var. Buna tanık olanlar da lütfen bu konudaki ilgili yerlere, tüm merkezlere bildirimde bulunmalılar. Hepimizin görevidir bu. Evet, çekinmeden bildirimde bulunabilirler. Kesinlikle, evet. En yakın 155'e dahi böyle bir şiddet olayına tanık olduğumuzda çocuğa ya da kadına ya da bir bireye haber verebiliyorsunuz ve yardım ulaşıyor. Onun dışında da çocuklar çok ciddi, yaşı ne olursa olsun etkileniyorlar. Neden? Birincisi çocuğu doldurmak olarak tanımladığımız halk arasında. Ama çocuğa yönelik ki annesinin ya da babasının hakkında olumsuz söylemler öncelikle annesi ya da babası hakkında olumsuz yargılara kapılmasına sebep olabilir görüntüde. Ancak bir süre sonra kendi yakınıyla ilişkisini bozan o araya girip olumsuz sözleri söyleyen kişiye yöneliyor bu öfke. Ve çocuklar hep her zaman küçük yaştaki çocuklar özellikle bundan çok olumsuz etkileniyorlar. Nelere yol açıyor bakın çocuklar altına kaçırıyor. Alt sızlatmalar başlıyor. Kabuslar görüyorlar. Uyku bozuklukları ve ciddi psikolojik başka sorunlarla başvurabiliyorlar psikologlara. Biz bir bakıyoruz, biz karıştırıyoruz altını. Anne baba tutumları, ayrılan anne baba ya da çocuğa annesi ya da babası hakkında söylenmiş olumsuz söylemler. Ve bu öncelikle kendilerini üzecek. Evet. Onun için ben tekrar söylüyorum. Lütfen meselelerinizi kişiselleştirmeden halledin diye herhalde Zuhal Hanım'ın da çünkü Zuhal Hanım'ın baba özellikle dünyaya getirdiğiniz çocuklardan sonra dinleyeceğiz şimdi. Babaanneyle olan notlar var değil mi bu arada? Evet. Neler yaşadınız? Yani ben de katılıyorum. İnsan kendi çocuklarını özellikle aile büyüklerinden, anneanneden, babaanneden, dayıdan, haladan uzaklaştırmaya hiç hakları yok. Sadece evet. Bu onun büyüklerin anneyi babası kötülemesi değil. Küçükler de, gençler de, belki büyüklerinden uzaklaştırıyorlar çocukları. Dolayısıyla çocuklarda bir sevgisizlik
oluşuyor. Ben onun için bu sevgisizliğin kaybolmaması adına hep kendi kendime verdiğim sözler bunlar. Etrafımdan demek ki gördüğüm şeylerden kaynaklanıyor, bilmiyorum. İçgüdüsel belki de. Ben bunu yapmadım. Ne kendi